Merhaba sevgili seyirciler. Geleneğin Kalp Atışları programında sizlerle beraberiz. Yeni bir mekandayız. Darülaze'nin o tarihi güzel İstanbul'daki güzel binanın içinde misafiriz. Darülaze Başkanlığı'na ve Yönetim Kurulu'na özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Somut olmayan kültürel mirası konuşurken Mustafa Genç Hoca ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz hoş diyorum bulduk. Öncelikle. Sizi burada misafir etmek tabii bizim için büyük mutluluk. Sizi sizden dinleyelim. Mustafa Genç ben. Evet. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesiyim. Aslında akademik titrin dışında kendimi hep ustaların yanında bir çırak, hocalarının yanında hep talebe, bir hiç olarak tanımlıyorum. Çünkü yörük hayatının içerisinden geldim ben. Yazları hep kıl çadırlarda geçti hayatımızın bir bölümü. Oradan gelen bir duyguyla da hiç kendimi bir yere ait hissedemedim. Böyle annem bu hayatın içinden gelen birisi olmasına rağmen hiç dokumayla ya da bu işlerle uğraşmamı istemezdi. Ta ki üniversitede hoca olup akademik anlamda bu çalışmaları yapana kadar. Peki daha sonra projelerinizi falan da soracağız hocam. Önce şunu soralım. Yani bugünkü konumuz madem ki somut olmayan kültürel miras. Bunu nasıl tanımlayalım? Bu kültürel mirasın içinde neler var? Önce onları isterseniz seyircilerimizle paylaşalım. Tabii ki. Somut olmayan kültürel mirasla tanışma sürecimde Öcal Oğuz hocalardır aslında bu işi. Sağ olsunlar yıllardır emek veren, bugün bütün dünyaya tanınır hale getiren hocaların bir kış okuluna katılmıştım. Somut olmayan kültürel miras kış okuluna. Orada tanıştıktan sonra da Süleyman Demirel Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Sakarya Üniversitesi'nden. Orada rektörümüz Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı, kendisi hem oranın kültürünün zenginliğini bilen ve bunun kıymetini anlayan bir bakış açısıyla Isparta'da ne yapılabilir sorusunu sormuştuk. Çünkü somut olmayan kültürel miras aslında toplumların, bireylerin, kimi zaman toplulukların kendi getirdikleri yaşam tarzları, sözlü gelenekleri, deyişleri, uğraştıkları el sanatı kültürleri, oradaki yaşam tarzları ve buna bağlı olarak üretim süreçleri ve orada geçen diyaloglar aslında. Isparta kültürel anlamda çok zengin bir yer. Çünkü göç yolları üzerine kurulu bir yer. Antalya'dan, Mersin'den, Konya'dan, özellikle Denizli, Bodrum tarafına geçen bir göç güzergahı. Bir de Afyon tarafına giden bir güzergah üzerinde olmasından dolayı bütün o yaşam tarzının içerisindeki geleneksel birikimini ve kültürünü çok güzel korumuş, muhafaza etmiş ve bunu da belli dönemde geleceğe taşıma noktasında da çalışan bir şehirdi. Biz de bu bakış açısıyla farklı bir ekip oluşturalım istedik. Yani sadece halk bilimcilerin, sadece edebiyatla ilgilenenlerin ya da sadece mimariyle uğraşanların değil, bütüncül nasıl yaklaşabiliriz sorusunu sorduk. Ve ekibimizin içerisinde Mimarlık Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sosyoloji, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, bütün disiplinlerden hocaları dahil ederek 20 kişilik bir ekiple 2017 yılında 1 Haziran'da Isparta'nın somut olmayan kültürel mirası projemiz başladı. Projenin tek bir şartı vardı. Hocaların hiçbir ücret almaması ve gönüllülük üzerine. Gönüllülük üzerine olduğu için başarıdan başarıya koşuyorsunuz aslında. Isparta'nın 13 ilçesi var. 203 tane de köyü var. Biz neredeyse projede 2 yılda tamamına yakınını dolaştık bu köylerin. Aslında o köyleri gezerken biz kendimizi bulduğumuzu fark ettik. O kadar güzel duygular içerisinde oradaki insanlarla bir iletişim halindeyiz ki şimdi bile sağ olsunlar hastaneye geldiklerinde bizi ziyarete geliyorlar. O dönem beraber çalıştığımız köydeki birçok amcamız, teyzemiz Isparta'ya geldiklerinde mutlaka bizi arıyorlar. Yani aslında proje bizim dünyamızdan amacına ulaştı diyebiliriz. Diyorsunuz hocam. Yine bu konulara döneceğiz. Arkadaşlarımız geldiler. Isparta'da çekim yaptılar. İsterseniz orada siz de konuşuyorsunuz tabii. Onu seyredelim. Konuşmaya yine devam edelim isterseniz. Peki hocam. Geleneğin Kalp Atışları, somut olan kültürel mirası ele aldığı gibi, hatta daha da fazla, somut olmayan kültürel mirasın izinde giden bir programdır. Çünkü bu miras, bir anlamda bizim ortak belleğimizdir. İnsanlığın kazanımıdır. Kültürel çeşitliliğin en güzel resmidir. Taş yerinde ağırdır diyerek,
bu mirası korumak için çalışanları yerinde görmeye Isparta'ya gittik. Somut olmayan kültürel mirasın korunması kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yürüttüğü projeyi görüntüledik. Öncelikle soralım, somut olmayan kültürel miras nedir? Somut olmayan kültürel miras, UNESCO'nun 32. Genel Kurulu toplantısında 2003 yılında kabul edilmiş bir sözleşme. 2006 yılında da ülkemiz bu sözleşmeye dahil olmuş. 1 Haziran 2017 yılında da biz de bu projeye başladık. Amacımız Isparta'daki kültürel değerlerin tespitini yapmak. Bunu yaparken de UNESCO'nun belirlediği alanlar ve kriterleri öncelikle kendimizde kılavuz olarak aldık. Alanlarımıza ayrıldık, uzman hocalarımızla birlikte çalıştık. Üniversitemizin ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin desteğiyle projemize başladık. Biz Isparta'da yaptığımız alan çalışmalarında meddahlık ve gölge oyunlarının aksine daha çok köysellik oyunları alanında tespitlerde bulunduk. Bu oyunları neden oynuyorsunuz diye sorduğumuz herkesten hep aynı cevabı aldık. Bütün herkes dedi ki atamızdan böyle gördük. Onlar atalarından nasıl gördülerse aynı şekilde oynamaya devam ediyorlar ve inşallah atalarından da böyle görmeye ileriki zamanlarda da devam ederler ve bundan 100 yıl sonra da aynı cevabı biz duyabiliriz. Isparta yöresi çok fazla Efe türküleriyle bilinmez. Daha çok Ege tarafları bu Efe türküleriyle daha çok meşhurdur. Fakat Isparta yöresinde de aslında daha önceden değerlenmemiş. Fakat bizim yapmış olduğumuz alan çalışmalarıyla beraber TRT repertuarında olmayan 6-7 tane türkünün olduğunu ve aslında buranın da eskiden Efelerin çok yoğun olarak burada yaşadığını ve yörük yaşamının aslında çok alışkın bir formda olduklarını tespit ettik. Bu proje bitecek bir proje değil, sonsuz bir proje olarak tanımlıyoruz. Açıkçası şöyle söyleyebilirim, biz bu projeye şu amaçla başladık. Sadece kültürel belleği tespit etmek amacıyla değil, aynı zamanda kendimizi, bizi, birbirimizi tanımak istedik. Ve bu değerleri de geçmiş, bugün, gelecek bağlantılarını kurarak sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi araştırma kapsamında öğrenciler, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler harıl harıl çalışıyorlar. Bir yandan köy seyirlik oyunlarını kayıt altına alırken, diğer yandan yörük kültürünü koruma altına almak için gayret ediyorlar. Biz yörük kültürünü dedik ki burada yaşar bir hale getirelim. Gelecek nesillere, kendi köylümüzden öte, bütün herkesin görebileceği, izleyebileceği ve düşünebileceği bir yapıyı oluşturmaya karar verdik. Bunun içerisinde birebir mankenlerimiz var, minyatür salonumuz var, büyük bir toplantı salonumuz var, kütüphanemiz var. Kütüphanemizin bir köşesinde o dönemlerin öğretmen ve öğrencilerini anlatan küçük bir kesitimiz var. Sonra biz kılla uğraşıyoruz. Kıl bizi çula götürüyor, eğrilip dokunduğu zaman. Çul bir araya gelip çadıra götürüyor. Çadırsa bizim ecdadımızın devletler kurduğu bir mekan olarak bizim için çok ayrı bir değer taşıyor. Dolayısıyla biz kıl keçisine sahip olamazsak bu ülkede en önemli şeylerden bir tanesidir. Kıl keçisi yaşamazsa kıldan mahrum kalırız. Dolayısıyla çuldan ve çadırdan mahrum kalır. Geçmişimizle olan bağımızı canlı tutamayız. Biz bu bina içerisinde bunu da canlandırmaya çalıştık. Kılın hikayesi, eğrilişi, dokunuşu, bükülüşü gibi. 1000 yıllık bir Türk tarihini bu binanın içerisinde insanların gördükten sonra düşünmesini sağlayacak bir bina olduğunu düşünüyoruz. Türkülerden efsanelere çeşit çeşit sözleri topluyorlar. Uçmasın ellerimizden, hafızalarımızdan diye. Kök boyayı da unutmayalım tabii. Hadi gelin izleyelim. Bir
kere daha hayran olalım. Tabiattan eşyalara uzanan renkli, bir o kadar da ahenkli kök boya yapımına. Aslında renkler bizim geleneğimizde geçmişten beri çok önemli olan bir unsur. Çünkü renk denildiğinde insanın bir anlatım dili aklına geliyor. Yani aslında insanoğlu dokumaya başladığı andan itibaren sadece hiçbir renge ihtiyaç duymadan koyunun doğal rengiyle, yünün doğal rengini kullanarak dokumalarını gerçekleştirebilirdi. Ama süreç bunun yerine içinde yaratılmış olan o kendi getirdiği içten gelen güzelliğini o renklerle ifade etme yolunu tercih ediyor arayışlardan sonra. Aslında renk sadece gördüğümüz bir bitkinin, bir böceğin ya da bir deniz kabuklusunun üzerindeki rengi alıp bir elyafın üzerine tutundurma meselesi değil. Boyama bizim geleneğimizde başka anlamlar da ifade eden bir kültür. Bir gün Macar bir öğrencim çok ilginç bir soru sormuştu. O boyaya olan bakış açımı değiştirmişti aslında. Dedi ki, sizin inandığınız kitapta bir ayet var boyayla ilgili, onu biliyor musunuz dedi. Kim Allah'ın boyasından daha güzel boyayabilir ki ayetini bir Macar öğrencim bana söylemişti. Yani mesele sadece kimya bilgisiyle çözümlenebilecek bir mesele değil. Orta Asya'dan buraya gelinceye kadar ki tüm coğrafi süreçlerde renklerin kitabını yazmış bizim geleneğimiz. Ve her bir renk için ayrı özel anlamlar yüklemiş. Kendini anlatırken de o renkleri kullanmış. Nefsinin her bir süreci için ayrı bir renk ismi vermiş. İşte sarıyı en esferi safilin olarak görürken, eşrefi mahlukata çıkma sürecindeki rengini yeşil olarak algılamış. Kök boyamanın yapılabilmesi için öncelikle bir arada tutundurucu malzeme gerekiyor. Biz buna mordan malzemesi adını veriyoruz. Geçmiş dönemlerde bu mordanlar maden tuzlarından elde edilirken bazen de ekşi koruk, yabani erikler, sığır sidiği, hayvan idrarları, meşe külü geçmiş dönemlerde mordan malzemesi olarak da kullanılmış ve önce bir yünü onunla beraber işlemden geçirip daha sonrasında bitkiyle boyama. Geleneksel birikimden faydalanıp kendi modernimizi üretmedeki en büyük problemimiz markalar oluşturamamamız. Kendi markalarımızı yeniden üretememe kaygımız. Oysa kök boya diye elimizde bütün dünya tarafından kabullenilen, bilinen bir markamız var. Ama biz bu markayı kullanmıyoruz. Son olarak diyoruz ki, yollara düşmek gerek efendim. Bulmak gerek geleneğin kalp atışlarını, hissetmek, hatta yanmak gerek. Yanıp kül olmamak, ateşi diri tutmak gerek. Evet sevgili seyirciler, hep beraber seyrettik kök boyanın nasıl yapıldığını. Çok heyecanlı ve çok güzel bir bölümdü. Adeta içine girdik. Şimdi hocamızdan hemen, hocam bu kök boyayla ilgili masamızda da o kadar çok güzel kök boyayla yapılmış objeler var ki. Bunlardan biraz isterseniz söz ederek program devam etsin. Tabii ki hocam. Şimdi biz yıllardır hem bireysel anlamda ben kendim kök boyamayla uğraşıyorum. Ve son yıllarda da özellikle kök boyama diye ısrar ediyorum. Bizim akademik camiada literatür kullanırken isimlendirmelerde sizler de çok iyi bilirsiniz ki işte doğal boyama diye bir tabir kullanmaya başladık biz. Çünkü sadece kök boya bir bitkinin adı aslında. Bitkinin köklerinden o renk elde edildiği için geleneğimizden beri kök boyama diye adlandırılmış. Onun yanında biz böcekleri de kullanıyoruz. Deniz kabukları da çok güzel renkler veriyor. Birçok toplumların kendine göre simgesel anlatımlarına sebep olmuş bu boyamalar. Ama bizim elimizde bir markamız var. Kök boya diye bir markamız ve biz bunu bütün dünyayla paylaşmamız gerekiyor diye bu tabiri sizi çok kullanıyoruz. Sizi tanımadan şunu sanıyorduk. Sadece halıda kilimde kullanılıyor gibiydi yani. Halbuki her yerde kullanabiliyorsunuz onu. Bu çok güzel hocam. Benim mesleğe bakışım hep öyle oldu hocam. Dedim ki işte hocamla çalışırken Recep Karadağ Hoca Türkiye'de çok iyi kök boya hocalarından birisidir. Hep böyle halılarda ve kilimlerin dokuma iplerinde kullanılır. Bunu biz başka bir yere taşımalıyız diye söylemiştim. Hocam da sağ olsun dedik o zaman alternatifler söyle, onu biz uygulayalım diye. Biz 2000'li yılların başında biliyorsunuz en hassas bizim için, insanlar için yavruları, çocukları çok önemlidir. Çocuk kıyafetlerinin bitkilerle boyanması, kök boyalarla boyanmasını gündeme getirip öyle bir süreç başlatmıştık.
Bugün birçok alanda biz bunu kullanıyoruz. Çünkü şunu hep görüyoruz. Gelenek hayatın içerisine dahil edilmediğinde, markalaştırılmadığında bunun geleceğe taşınabilme süreci çok fazla. Öbür türlü sadece işte türkülerimiz yok oldu, dokumalarımız yok oldu, el sanatlarımız kayboluyor gibi yakınmaların içinde oluyoruz. Biz yakınmadan ne yapabiliriz sorusunu sormamız gerekiyor. Aslında bu masanın üzerindeki birçok evet. örnek de bununla ilgili. Şurada gördüğünüz ipek bir fular. Evet. Bu cehri boyar maddesiyle boyandı. Cehri Osmanlı döneminin altın ağacı olarak adlandırılıyor. Evet. Özel bahçeler kurdurulan bir bitki. Kayseri, Sivas, Erzincan, Mersin, Silifke taraflarında cehri bağlarının ve bahçelerinin olduğu hem ihracat potansiyelinden dolayı hem de renginden dolayı da altın ağacı olarak tanımlandığı tamam. için çok önemli bir boyar madde kaynağımız. Yine kök boya bitkisi diyebildiğimiz bizim Türk kırmızısının elde edildiği bir renkle bunu daha açık tonla elde etmek istediğimiz için biz böyle boyadık. Yine burada gördüğümüz formlar da aynı şekilde. Aslında evet. işte bu gördüğünüz bir kemik. Evet. Çok eskiden kalmış, fosilleşmiş bir kemik. Biz bunu işte çivitle boyadığımızda mavi, kök boyayla boyadığımız evet. zaman kırmızı, muhabbet çiçeğiyle boyadığımız zaman sarısını ve meşe palamuduyla boyadığımızda evet. da bunun siyah renge dönüştüğünü gördük. Ve bunu sadece aslında bir tek formlarda değil de çocuk oyuncaklarında ve ahşap malzemelerde. Ama çocuk için önemli olan renk. Yani tabii. sadece boyasız bir ahşabı gördüğü zaman onu çok fazla sevmiyor ve oynamıyor. Biz de buradan yola çıkarak hem onların böyle parçalara ayrılabilen Aynen. formlarda bir şekilde kullanabilecekleri oyuncakları hem tasarımlayıp daha sonrasında da boyamalarını gerçekleştirdik. Aslında kök boyada birçok kullandığımız bitkiler var. Ben böyle yörük olduğum için heybemi alıp da geldim. Heybemle beraber geldim. Ve bunu yaparken de siz kendinizi bu taraftan aslında buluyorsunuz. Yani şurada gördüğünüz kök boya bitkisi, bu bitkinin kökleridir. Latincesi Rubia tinctorium olan bir bitki ve kırmızı renk veren bitki kaynağımız. Yine meşe palamudumuz, meşe palamudumuzun dış kısımları renk veriyor. Siz bitkinin dilini anlamaya başladığınız zaman onu eşyanın üzerine giydirmenin kitabını yazabiliyorsunuz. Yani paranın olmadığı dönemde siz yaptığınız dokumalarla onların renkleriyle bütün dünyayı hayran bırakacak bir inovasyonu gerçekleştiriyorsunuz bugünkü ifadeyle. Yani hep hayranlıkla baktığımız yeni teknolojiler, yeni üretimler aslında geleneğimizde var olan durumlar. O yüzden bugün kök boyama çok önemli bir unsur haline geldi. E tabii ki bir de doğal yaşam trendleri. Tabii siz bunları üniversite çerçevesinde yapıyorsunuz. Bütün bunlar güzel, büyük bir proje ama bu proje çok büyümeli. Şöyle kök boyayla her şeyi boyadığımız anda sağlığımız yerine gelecek. Geçmişteki insanların sağlığı neden düzgündü işte? Her şey tabiatta vardı, her şey kendi elleriyle oluyordu ve tabiattan oluyordu. Mesela şuna baktığım zaman ne güzel masalarımızda bir sürü. Zaten doğal hayat dediğimiz ve kendimizle baş başa kalma olan süreç bu. Yani bizim bir taraftan kendimizi daha iyi, daha konforlu hale getirirken hayatımızı etrafa da zarar vermeden bunu başarabilmek. Mesela bizim yine doğal boyamada kullandığımız bir bitki var. Sığır kuyruğu, verbascum. Bütün büyük şehirlerde özellikle trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde çok büyük bir hava kirliliğini çözebilecek bir bitki. Çünkü bütün egzoz gazlarını ve dumanlarını üzerine çekiyor bitki. Ve zaten yollara doğru yayılım gösteren bir bitki. Mesela bunu kullandığınız andan itibaren modern hayatın içindeki birçok problemi de çözmüş oluyorsunuz. Ve bunların özel bir maliyeti gerekmiyor. Gerekmiyor. Tabii. Doğal olarak her yerde yetişiyor. Kullandığımız bitkilerin birçoğu şifa olarak, bitki çayı olarak çay kullandığımız olarak. Bitkiler zaten. Bu anlamda çok faydaları var, çok güzellikleri var. Bir de işte o rengi yakalıyorsunuz. Hani sordum tabii, sarı çiçeğe meselesi evet. gibidir. Yani bizim Yunus'un ifadesidir aslında. O tabii. çiçekteki rengi alıp siz kendi çiçeklerinize, evlatlarınızın evet. üzerinde kullandığınız malzemelere de aktarabiliyorsunuz. Bunun verdiği güzellik ayrı bir güzellik. Evet, sizin çalışmalar üniversite içinde dışa taşıyacak Türkiye'ye ve dünyaya inşallah. Bir de hocam bu kitabınızdan da söz edelim. Projeler kitap haline geldi galiba ve çok da önemli. Şöyle açtığımız zaman her şeyi içinde sanıyorum mesela. Biz yine arkadaşlarla da hep onu konuşurken... İşte rektör hocamıza bu projenin
ne kadar süreceğiyle ilgili konuşmuştuk. O da dedi ki sağ olsun, ya bu ülkenin kültürü bu kadar zenginken, Isparta'nın kültürü bu kadar zenginken bu bitmeyen bir proje olacak. Ve sürekli ben yönetimde olduğum sürece devam edecek bir proje demişti. Biz de oradan yola çıktık aslında. Yani bütün projenin içerisinde ekipte yer alan arkadaşlar hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Biz buna bakarken bu ülkenin türkülerini, el sanatları geleneğini, köy seyirlik oyunlarını, müzik kültürünü, yeme içme kültürünü, mekanı dahil ederek, ilk defa somut olmayan kültürel miras alanlarının içerisine yörük kültürünü de dahil ederek. Çünkü en az kirlenen, geleneği Orta Asya'dan Balkanlara kadar taşıyan ve bunu taşırken de çok fazla etkilenmeyen bir grup olduğu için, yoksa etnik anlamda hiçbir farkı yok. Kesinlikle tabii. Sadece bir yaşam tarzı ve o yaşam tarzı kendini çok iyi koruduğu için biz o kültürü de dahil ettik. Ve projeyi çalışırken hep şunları söyledik. Biz bilmediğimizin farkındaydık. Yani aslında hep derler ya, dinleyen anlatandan daha ariftir. Yani biz dinleyen olmak istedik önce ve bu alanda çalışan Evrim hocaları, Muhtar hocaları davet ederek biz bu meseleye nasıl yaklaşmalıyız sorusunu önce kendimize öğrettik. Yine fotoğraf anlamında çalışan Osman Nuri hocamızı davet ettik sağ olsun. Somut olmayan kültürel mirasın bir belgelemesi nasıl yapılır? Yani bir taraftan biz bunları araştırırken belgeleme sürecinde, bir taraftan da kendimizin eğitim süreçlerini de tamamlamış olduk aslında bu arada. Tamamlanmaz aslında eğitim süreçlerimiz de, öğrenmeye başladık. Daha doğru bir ifade olur. Bu konuyla ilgili iki defa çalıştay düzenledik. Türkiye'de ilgi gösteren, bu alanı çalışan bütün bilim adamlarını, akademisyenleri, bu hayatın içerisinde olanları, işte Gülay Diri'yi dedi ki sen yöresel müziği çok iyi bu anlamda biliyorsun, bize bunu anlat. Misafirimiz olmuştu o da geleneğin kalp atışlarında. Evet, onu da izlemiştim Gülay ablayı sağ olsun. Biz böylece bu çalışmaları daha derli toplu nasıl yapabiliriz üzerinden giderek köy köy dolaşarak ilk etabını gerçekleştirdik. Yani iki yılda biz somut olmayan kültürel mirasın Isparta içerisindeki tespit edilmesi, bunun belgelenmesi, arşivlenmesi ve bir kaynağa dönüştürülmesi. Aslında bunu yaparken bununla birlikte iki tane projemiz daha devam etti bizim. Bir de hep şunu istedik. Mekanlar gibi insanlar da kayboluyor. Yani bugün köylere gittiğimizde 80 yaşın üzerinde o köyün belleğini bize anlatabilecek en fazla 3 ya da 4 tane yaşlı amcamız ve teyzemiz kalmıştı. Biz yaşayan tarih projesi diye bir de Isparta'nın bütün köy ve merkezinde yaşayan, özellikle Isparta'nın Cumhuriyet kuruluşundan sonrasını bizzat dinleyebileceğimiz kişileri birebir kayıt altına aldık ve onların da kitap çalışmasını tamamladık. Antik dönemden günümüze Isparta'nın bütün bu somut olan verilerini de Bilge Hürmüzlü Hoca yürütücülüğünde bir projeyle onu da kayıt altına alarak, yani Isparta'ya ait ne varsa o yöredeki somut olan, somut olmayan bütün kültürel mirasları bir arada değerlendirdik. O zaman şöyle oluyor hocam, bütün bunları değerlendirdiniz. Aslında mesela türküler diyoruz ki değerlendirmediğiniz zaman unutulacak da onlar. Evet. Veya seyirlik oyunlar. Çok önemli. Seyirlik oyunlardan biraz söz etsek çok kısa tabii olarak. Ki. Şimdi biz böyle terimler çok bize ilginç gelmişti Isparta'da dolaşırken ve bu araştırmaları yaparken. Şimdi bir köye gittiğimiz zaman damat okşama olacak akşam dediler. Tabii böyle ilk etapta çok şaşırıyorsunuz nasıl tabii, oluyor diye. Tabii. Gelin okşamaları var çok meşhur. Özellikle Yalvaç çevresinin. Köy seyirlik oyunları var. Şimdi bugün bizler eğlence anlamında teknolojik olarak kendimizi çok rahat bir şekilde eğlendirebiliyoruz. Televizyonlar var, bilgisayarlar var, cep telefonlarımız var. Ama hocam tek tek eğleniyoruz. Bak hani topluluk halinde değil onlar. Mesela geçiyoruz televizyonun karşısındayız. Ama seyirlik oyunlarda topluluklar hep beraber coşuyor. Yani o coşkunluğu yaşamış oluyorlar beraberce. O da büyük bir mutluluk. Kaynaşmanın bir şeysi herhalde. Tabii ki hocam. Zaten o geçmişten gelen bu tür birikimler aynı zamanda sosyalleşmemizi sağlıyor. Şimdi nasıl ki bir dokumanın üzerindeki motif bir ifade tarzıysa, tabii. Şimdi düğüne gelmiş erkekler ve kızlar orada ilk defa birbirleriyle karşılaşıyorlar. Orada bir sosyal hayatın içerisinde beraberler. Ve oradaki oynanan oyunlarla, köy seyirlik oyunlarıyla
aslında hem kendilerini eğlendiriyorlar hem de bir arada olmayı başarabiliyorlar. İşte rüzgar çıkıyor. Rüzgarın oğlu diye bir oyun mesela. İşte çocuklar, küçük çocuklar ellerinde sağa sola koşturarak kapı kapı çalıp işte biz rüzgarı hapsedeceğiz. Bunun için de bize evde ne varsa verin diyorlar mesela aşağı yayla bir köyünde. Aslında bu dediğiniz bütün başka yörelerde de var. Ben Elazığ'da çocukken aynı şekilde çocuklar işte kapıları çalar, bir şeyler toplarlar. Sonra hep beraber yenir onlar falan. Yani hep beraber olma. Tabii hep beraber olunduğu için de hayata atıldığı zaman da tek başına yaşamayacak o zaman. Bugünkü gibi hani ferdi hayat olmuyor orada belki. Böylece paylaşmayı evet. Bir arada iş yapmayı. Bugün birçok şirketlerin işte ekip çalışması ruhuna ne kadar uygunsunun sorusunun aslında çocukluğunda zaten yaşıyor. Beş taş oynamışsa, düllük oyunu oynamışsa, seksek oynamışsa kendisi zaten bir arada. Bütün köyün içerisinde de bir arada, evlerde de bir arada, akşamları bir arada oturulan sohbetler. Anadolu'nun birçok yerinde zaten bunları çok iyi biliyorsunuz. Bütün yörelerin seyirlik oyunları, türküleri vesaireleri hepsi bu şekilde kaydedilmeli ve yaşamalı. Aslında biraz da galiba sizin projeniz belki Türkiye projesi olarak yani üniversitenizin projesi belki diğer üniversitelere de aynı projelerle herkes kendi açısından devam edebilmeli. Hani Güzel Sanatlar Üniversitesi her yerde olmayabilir ama tarih bölümleri, edebiyat bölümleri birçok bölüm bunu aslında yapabilir. Bana kalırsa Kültür Bakanlığı'nın Türkiye çapında bir projesi olabilir sizin bu projeniz. İnşallah gelecek günlerde onu burada konuşalım. Yani İnşallah. Başlattığınız projenin Türkiye'ye yansımasını konuşmak isteriz. Hocam şöyle, biz zaten adım adım gittik projeye çalışırken. İlk 2 yıl boyunca bütün bu değerlerin tespit edilmesi. Sözlü gelenekler, müzik kültürü, el sanatları geleneği gibi. Sonrasında biz buradan yola çıkarak bu projenin bütün dünyaya tanıtılması, hem ülkemiz çapında, düzeyinde hem de dünya düzeyinde dijital ortamlarda yayın aracılığıyla bu projenin tanıtılması süreci. O zaman hocam süremiz azalıyor. Gençlerle beraber projede çalışıyorsunuz. Onlardan biraz, onların heyecanından böyle beraber çalışmanın zevkini nasıl tadıyorlar? Onlardan da söz eder hocam, misiniz? Hocam inanılmaz çok güzel günlerimiz geçti. Çok heyecanlılardı. Belki hayatında ilk defa köye gelen arkadaşlarımız vardı. Çünkü somut olmayan kültürel mirasla ilgili bir doktora programı da açmıştık biz. İlk defa yaylaya çıkan, yörüklerle karşılaşılan bir kızımız vardı mesela. Soru sorarken bile işte siz bunu nasıl düşünürsünüz gibi çok böyle nezaketini koruyan şekilde. Ama o kadar heyecanlı, o kadar araştırmaya hevesli olduklarını gördük ki biz. Daha sonrasında bütün verileri daha doğru nasıl alabiliriz sorusunu en güzel cevabını onlar vermişlerdi bize. Onların o heyecanı zaten bizi ilerleyen zamanlarda neler yapabiliriz sorusunun cevabını verdi. Bundan sonrasında bir somut olmayan kültürel miras müzesi, içerisinde dijital anlamda da bu oyunların oynanabileceği, işte Isparta türkülerini derlediğimiz türküleri senfoniyle Isparta türküleri projesi yaptık mesela yine aynı içerisinde. Böylece Isparta türküleri bütün dünya orkestralarında çalınabilir hale geldi. Yani o heyecan hiç bitmeyecek bizde. İnşallah o heyecan hiç bitmeyecek. Bir de o kıl çadırlar var hocam. Yüzyıllardan günümüze kadar siz öyle bir çadırda doğdunuz belki. Onun da heyecanını, güzelliğini nasıl ifade edebiliriz? Hocam şöyle söyleyeyim. Yörüğün yükünü bir deve götürür, sefasını 1000 deve götüremez derler. Evet. Yani 2 tane çuvala toplarsınız, 1 devenin üzerine yüklersiniz. Bütün dağlar, bütün mekanlar sizindir. Yani yükü az olmaktır aslında yörüklük. Bugün bütün yükleri o kadar çok üzerimize toparlıyoruz ki eşya biriktirmekle uğraşıyoruz. Ama son dönemlerin biliyorsunuz işte minimalist yaşam tarzları, minimal tarzlar gündemde geliyor. Bu bizim zaten genetiğimizde ve geleneğimizde var olan durumlar. O zaman hocam galiba süremiz doldu ve çok da güzel bir bölümle bitiriyoruz. Evet, yani eşya biriktirmekle hayatımız geçiyor ve çok yazık oluyor o hayatımıza. O zaman sizden ilham alarak yeniden özümüze dönüp hepimiz bir başka güzellikte özümüzü bulacağız, sağlığımızı da bulacağız belki. İnşallah gelecek günlerde bu öze dönüş başlasın. Seyirlik oyunlar, türküler, bütün her şey yeniden hayatımızın içine girsin diyerek mi bitirelim hocam? Öyle diyelim. Başka bir zaten sözünüz varsa? Şöyle hocam, biz bu anlamda da bütün üniversitelere, bütün belediyelere, birçok belediyeye de bu anlamda
gönüllü olarak destek veriyoruz. İsteyen herkese de bu konuda yaptığımız çalışmaları da paylaşıyoruz. Kendimize dönmemiz, kendimizi bulmamız duasıyla bitirelim o zaman. Tamam, o duayla bitirelim ve gerçekten o günleri de inşallah görelim diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu heyecanlı çalışmalarınızı dinledik. Biz de heyecanlandık. Biz de dua edelim. Daha genişlesin. Yardım edenler, sivil toplumlar, belediyeler bu konuda tabii ki çok önemli. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Geleneğin Kalp Atışları bugün burada sona erdi. Ancak bir dua ile sona erdi. Çünkü örneklerimiz şöyleydi. Şehir hayatı bizi yoruyor. Şehir hayatı hastalandırıyor. O zaman bizim bir şeylerle uğraşmamız gerekiyor. İşte herkes kendi yaşadığı köyüne, kasabasına zaman zaman dönüp oradaki güzellikleri ortaya çıkarıp arşivlemek için bir gayretin içinde olmalı. Belediyelerle, sivil toplumlarla bu gayretin içinde olalım da bütün Türkiye'nin aynı heyecanda birleşmesini diliyoruz. Saygılarımızla iyi haftalar.